Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun hocamız nasıl yardımcı olabilir size? İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hocam kulak çınlaması hakkında bilgi edinmek istiyorum. Ben bir haber var yurt dışından. Almanya'da yaşıyor kendisi. Taş ocaklarında çalışırken kulaklık takmamış. Kulaklarında kulak çınlaması diye bir hastalık çıkmış. Derecesi 80 desibel falan. Orada profesörler tedavisi yok bu hastalığın. Bununla birlikte yaşamayı öğreneceksin diye söylüyorlarmış. Evet, kulak çınlaması maalesef tinnitus latincesi. Dünyada tedavisi yok. Neden, niçin yok? Her organı açabilirsiniz. Yani doktorlar, cerrahlar açabilir, içine bakabilir, muayene edebilir, ameliyat edebilir, cerrahi müdahale yapılabilir. Sadece bir organa müdahale edilemez. Nedir? İç kulağın içerisindeki salyangoz. Salyangoz denmesinin sebebi salyangoza benzediği için. Salyangozun üstünde iki tane denge organı var. İçinde kristaller. Kristallerde oynama olursa baş dönmesi olur. Salyangozun içerisinde silar selin dediğimiz tüysüz hücreler var. Bu silar selin yani tüysüz hücreler deforme olursa neden deforme olur? Çok gürültülü bir ortamda çalışır. Asker veya polistir silahlı atış, talim sırasında olabilir. Hatta bazı yörelerde adettir. Düğünlerden, nişanlarda ateş ederler havaya tak tak aç hava olsun diye. Ne olur? Vatandaşın kulağı gider. O gürültülü ortamda ani bir silah ateşi yanında patladı silah kulağı gider. İşte o anda çınlama başlar. Buradaki tüysüz hücreler çok narin olduğu için halının üstündeki iplik gibi düşünün. Bunlar deforme olursa, şekli bozulursa, şöyleyken şöyle veya böyle olursa ne olur? Dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletemez. İletemezse ne olur? Yani normal iletemez, sağlıklı. Beyin bunu algılayamaz, yorumlayamaz. Yani telefonla konuşuyorsun, araya bir kopukluk var, hışırtı geliyor, cız cız cızırtı geliyor. Beyinde de böyle bir anormallik, bağlantı kopukluğu olur. Beyin de bunu gelen, dışarıdan gelen ses dalgası nedir? Bunu yargılayamadığı, anlayamadığı için bir cızırtı başlar. Bazılarında arı vızırtısı, bazılarında şelale, bazılarında balon patlaması gibi diye böyle bir ses çiş çiş. Silar selin dediğimiz tüysüz hücreleri tekrar normal, fonksiyonel hale getirirsek problem ortadan kalkar. Nasıl getireceğiz? İksir aloe vera jel, ginkgo forte. Ginkgo ile ilgili 292 kulak burun boğaz doktoru klinik araştırması yapmışlar. Sadece Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Japonya'da da birçok araştırma var. Yapmış oldukları araştırmada ginkgo bilovanın birleşimindeki etken maddeler beyne kan akışını artırıyor. İç kulağın içinde salyangoza besliyor. Yavaş yavaş normal hale geliyor. Tedavi etmek mümkündür. Birçok insanı biz hamdolsun iyileştirdik mümkün.